Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mavzu, şunday mavzu ki, köp aytilingan, lekin hozir yana aytishlikka bir ihtiyoç tug'ilyapti. Çünkü fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin deydi Alloh taolo. Eslatma bering. Zero eslatma berish mu'minlarga asqatadi. Mu'minlarga foyda qiladi. Mu'minlarga foyda qiladi. Va bu mavzuni tanlashimiz yana bitta sababi masjidga kelmaydigan aka-ukalarimiz, hatto juma namoziga kelmaydigan aka-ukalarimiz mana shu kuni masjidga albatta keladi. Mana to'ylar haqida, isroflar haqida bugun suhbat qilamiz. Isrof nima? Bugungi suhbatimizning mavzusi isrof. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla zalika mutrafin. Çap tamam egeleri. Çap tamam egeleri bulmak ne baksızlıktır. Ular dozaktan tınımsız esip duradigan, badanlarını ilme teşhik kılıp yubaruvchi samum şamalı ve kaynak su içide. Ve ne salkın, ne faydalı bulmagan kara tutundan ibaret soya aslidadırlar. Darvaki, ular bundan ilgari israfgar bayanlar ediler. Mana ashabu shimal chop tomon egalari Alloh taolo ularni holidan xabar berib aytadi. Ular badanlarini ilma teshik qiladigan samum shamolida qaynoq suv ichida tutundan bo'lgan qora tutundan bo'lgan soya ostida. Nima uchun ular mana shu joyga tushdi? Chunki ular hayotda isrofgar bo'lgan edi. Isrof nima? Isrof keregidan ortiq mol sarf qilishlik. Dars davomida aytib qo'y, hozirgi bo'layotgan to'ylardagi ayrim ishlarda isrof degani ham tiling bormaydi. Ibn Kasir rahimahulloh mana shu oyatning tafsirida aytadi, ana shu chop tomon egalari, isrofgarlar kim edi? Ular dunyo hayotida xoyi havasga berilgan, nafslarning xohishiga itoat qilgan odamlar edi. Nimani xolasa qila o'rganadi. Ko'yni nimani istagan bo'lsa, shu narsani amalga oshira o'rganadi. Shariat bilan hisob-kitob qilishmagan edi. Isrofgarlik. Bu shunday bir dard, shunday bir musibatki, butun ummatlarni, xalqlarni vayron qilgan, yer yuzidan yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lgan bir dard. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kulu va shrobu va tasaddaqu min g'oyri isrofin. Yeylar, ichinglar, sadaqa qilinglar, ammo isrof qilmanglar. Bir kishini isrofgarligi uni mutakabbir ekanligiga dalil. Kibrli ekanligiga dalil. Kibr esa kimga xos? Kibr faqat Allohga xos. Alloh bir bandaga ozgina mol davlat berib qo'ysa, kibrga ketib qoladi. Ya'ni Allohga bir yoqqan joyim borki, boy qildi. Senlardan meni bir oshiq joyim borki, senlardan ko'ra meni pulim ko'p deydi. Esimizdan chiqmasin birodarlar. Bir odamni pulini ko'p bo'lganligi uni albatta Allohga mahbub degani emas. O'lchovlarni to'g'rilab olaylik. Puli ko'p bo'lsa, albatta aqlli degani emas. Puli ko'p bo'lsa, albatta bilimdon degani emas. Rizq degan narsani Alloh taolo shunday sochib qo'ygan, kimga qancha tekkan o'zi biladi. Agar iymoniga, taqvosiga qarab odamlarga davlat berilganida, ayrim odamlar sariqchaqasi o'tirish kerak edi. Kalla innal insana la yatgha arra'a hustagna inna ila robbika ruj'a. Kim dunyosi bilan kibrga ketadi? Kim isrofgarlikka kirib ketadi? Allohni unutib qo'ygan odam. Allohni unutib qo'ygan odam. Darhaqiqat inson o'zini
boy bir hacet körgeç, elbette tuyunge düşer, haddiden aşar. Ayet kalın. Allah'ı tanımayan, Allah'ı isteyen çıkarak koygen adam, az güne pulu köpeği kesse, kibirge ketedi. Özünü tutamaya kaladı. Anaş özünü tutamaya kendiliği, Allah'ı isteyen çıkarak koygenliği. Anaş özünü tutamaya koygenliği, Allah'ın gibi bir cezası. Özünü isteyen çıkarak koydu mu? Allah'ı unuttu mu? Kibirge ketti mi? Anaş özü uçun bala. Ondan hep olması gerek. İnna ila rabbike ruc'a. Ey insan, albatta yolg'iz parvardigoringa qaytishing bor. Har qancha kibr qilma, har qancha kekkayma, Alloh oldiga borasan. Haddan oshib ketishlik, isrof har qancha katta bo'lmasin, mablag'ni albatta bir kun yo'q qiladi. Har qancha davlatmat bo'lsin, isrofga ketgan odamni oqibati nima bo'lishini hayot o'zi ko'rsatib turibdi. Biz hali mol dunyoda emas. Hatta ki taharat kılıkkenimizde suunu hem ısrap kımaslikke büyürülgenimiz. Suunu. Resulat edilir. Mughira raziyallahu anhudan inna allaha kariha lekum thalatan. Allah sizlerge üçten asanı karih gördü dedi. Üçten asanı yaman gördü biz için Allah. Qile ve qal ve idatel mal ve kethrata sua. Biz için yaman körülgen asanı mı? Dede deyiş. Palancı uluyor dede. Mişmiş. Gap kütarı yürüştük. Mana şuna sana Allah yaman gördü biz için. Malını zayi kılışı diye yaman gördü. Hem de köp saval bir işi diye yaman gördü. Karindir ki ayan vardı adamla hayat yakarasın. Dede şu gıybet, şikayet, hayırge otursan şu birbirini gapını taşıyıp yürgen. Hayırda karasın israf gerçliği, hayırda karasın kereme savallar. İsraf ne mi? İsraf, malını zayi kılış, malını nahak ornige sarp kılışlık. Peygamberimiz dediler, اِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقِّنْ فَلَهُمْ نَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Elbette şimdi kişiler var ki, nahak cayge Allah'ın malını sarp kıladılar. Onlar için kıyamet günü de alenge, azabı vardır. Görün, araq içme degen Allah. İçme yapız, elhamdülillah. Zina kıma dedi. Bu harama kendi tiyil yapız. Storlikki kolurma. Ahırı vay boladı. Allah'ın huzurunda bu katta günahdası hudda storlikki kıma yapız. Şimdi israf kıma dese, hudda bu israfgarlık nerede günahlarda kıması o? Ondan göre yengilde o şey yaptı da adamlar da israf gibi elip yetekeni kör yapız. Beli ağrıma gendi. Beli ağrımaganını non yiyişini kör. Şunalı mı? Beli ağrımaganını non yiyişini kör. Kıylanıp pul topgan adam oylanıp sarpleydi. Yengil pul topgan yengil sarpleydi. Hemen yengil pul topu yaptı mı ki de genkelerdi ki? 2 yıl, 3 yıl toprak yiyenini 2 günde sarpladı, yemek etti. Ve birader özge rahminiz kesin. Bu üydeki ayollarda hem etken asasını kıber olsayız, ömreyiz, o şey ötüp getirdi saparda. Balacak'a beter bir kapketi yaptı. Maksat pul topuşu yok kadar. Çünkü arzu havas. Bizi, halkını, ürfü odakke sarpleyen pulu, köprü kısmı ısrak. Sünnet toy bulardı. Ot yetelep gelerdi. Ne mi bu? Aytılar ki kibir bulmazdan. Riya bulmazdan ne mi bu? Tağası at yetelatıp gitti. Ona amakisi tay yasatıp gitti. Saval. Min adım şu tay dediğim. O tanası yani yok. Tay ayan adam mı? Ne mi bu? Aytılar ki? İsraf mı? Fakir mi? Şimdi hazır günde hapamıyorlar. Hakika kılıyorlar. O şu avalgi sünnet toyda hakikat edip dururlar, yani babaya gidip israf geçtik eti yaptı. Şeriatta teklifatını hatta az. Az yine nersa bilen ameller buladı. Hakikatı neydi? O şu canlık soyup göğsünü terkatıp koştu. Şu hakikat.
Tutta karındaşını çakırsın, tutta ülpatını çakırsın, ben oğul gördüm, kız gördüm, kur akika deyip koysun, bu olay, unutamaz. Bütün mahalle yayıp. Sütkorluğu bile şugullanan adamın akıbeti ne oluşu anık. Allah haram kıyken işlerden şugullanan adamı dünyada hem cezasını alışı ki anık. Yani de toylardaki israf bile. Toylarını israf bile ötküzeyken adam. Şu kıyken israfiz için ette götürmüşü buzulup kesse bile yazar. İhtimal şu sebeptir. İhtimal kıyken israfizin mükafatıdır. Kareler de. Barıp durup bana bu nikahdan ötküzeyken taşkilatken müracaat kısız. Madan registratsiyadan o'tgan nikohdan nechtasi buzilib ketayotganligini aytadi. Qo'rqib ketadi. Biz imommiz, bizga kelishadi savollar bilan. 2 oy ajrashib ketibdi, 3 oy taloq deb qo'yibdi, 1 yil bo'lmasa mana qadabdi. Nimaga shu narsalar? O'sha qilayotgan isloflarimiz mukofot bo'lib qolmayaptimi-kin? Bekarga aytmadim, bu iminni mana shu kunda aytayapman, bu ma'ruzani masjidga umuman kelmaydigan odamlar ham keladi bu kunda. Eshitib qo'yinglar, isrof bu. Yana qaytar aytaman. Agar erkak kishi rahbar bo'lsa, u erkak kishini insofga chaqirsa, xo'p deydi. To'rtta oqsoqol yig'ilib turib, bu isrof, bunaqa narsani qilma. Unday qilsang kirmaymiz nonushtanga deb turib, aytsa hali oqsoqol erkak xo'p deydi. Uyiga borganda aynib qoladi fikr. Innal musrifina hum ashabun nar. Dar haqiqat isrofgarlar haddidan oshuvchi kimsalar do'zax egalaridir. Eshityapsiz isrofni do'zaxqa borishligini yana qilaverasizmi? Inna Alloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Albatta Alloh haddan oshuvchi yolg'onchi kimsalarni hidoyat qilmas. Isrofgar odamni Alloh taolo hidoyat qilmayman deb aytayapti. Tushundingizmi? Isrofgar odamni Alloh hidoyat qilmayman deb aytayapti. Keyingi oyatga quloq solamiz. Kazalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Mana oyatni qarang. Haddan oshuvchi kimsalarga o'z qilmishlari mana shunday chiroyli qilib qo'yildi. Bu isrof desa nimasi isrof deydi. Mumkin emas desa nimasi yomon buni deydi. Bu chatoq qilayotgan ishing desa nima deydi? Qarang, sizni ko'zingizga yomon bo'lib ko'rinayotgan narsa uni ko'ziga nimaga chiroyli bo'lib ko'rinar ekan? Or, nomus, avrat, g'urur, sharaf, davuslik degan tushunchalar sizda borligi uchun sizga xunuk ko'rinadi bu yarim-yarim ochib chiqib ketishligi qizini. Endi boyaga isrofgar odamga bu orzu havas deyapti bu. Nimaga u uchun chiroyli bu gunoh bilasizmi? Alloh aytayapti. Isrofgarlarni qilayotgan ishlari o'zlariga shunday chiroyli qilib ko'rsatib qo'yilgan. Sizga qora bo'lib ko'ringan narsa unga oq bo'lib ko'rinadi. ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا isrofgarchilikka yo'l qo'ymang chunki isrof qiluvchilar shaytonlarning do'stlari bo'lgan kimsalardir shayton esa parvardigoriga butunlay kofir bo'lgan isrofgarning oshnasi kim ekan endi isrofgarning ko'ziga nima chiroyli ko'rinadi Oshnasi nimani chiroyli desa, shu narsa chiroyli ko'rinadi. Aytaradi qora kelar. Jinlardan bo'lgan shaytonni haydashni yo'li bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim desiz, vasvasa qilayotgan shayton ketadi. Endi odamdan bo'lgan shaytonga auzu basmalani aytsiz, ta'sir turaveradi bahri. Isrofgarning do'sti shayton bo'ladi. Boshqacha qilib aytsak, sizni isrof qilishga chaqirayotgan odam, demak, odamlardan bo'lgan shayton bu. Isrofgar bo'lishlik kishini Alloh man qilgan hamma gunohlarni qilishlikka yo'l ochib beradi. Isrofgar odam gunohlarni hammasini qilishlikka oldida yo'l ochiladi. Isrofgar odam ikkita savolga javobni tayyorlab qo'ysin. Undan so'raladigan savolning birinchisi qiyomat kunida pulni qayerdan olding? Bir, ikkinchisi qayerga sarflading? Og'ring, haloldan topishlikka Haloldan topishlikka intilyapmizmi birodarlar? Ha? Harom aralashib qolmasin, yolg'on gapirmay, riboga pul olmay, ha? Halol topishlikka qanday xaris bo'lsiz birodar, endi bu halol topilgan pulni-chi halol joyga sarflash ham kerak. Mana shunga ham javob beramiz. Bu meni pulim, xolaga nima qilaman? Yo'q. Alloh o'zini solih bandalarini
Kur'an'da şunu sıfatlaydı. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Ular infak ihsan kılgen vaktlerde israf ham, hassislik ham kılmazlar. Belki ihsanları ana öşe hassislik bilen israfının ortasında mütedil bulu. Allah'ı yaş görgen bandası bir yolu hassiz mümsüyen bu muydu? Bir yolu israf gelen bu muydu? İhsan kısayım orta çakıladı. İhsan kısayım orta çakıladı. Müslüman adam yelkesinde vacib boyan nafaka var. Ailesi de. Bunu insan buna sahiplaştık gerek. Kısmaslık gerek. Aşkıyan dök yetmeslik gerek. Nafil boyan nafakalar var. Nafil boyan sadakalar var. Bana şunu yasanayım orta çakılışlık gerek. Çünkü bizim dinimiz vasatiyye dini. Her bitti işte bizim şeriatımız orta çakılığına üşeyle. Bugünkü de adamları kılıyken işlerine karasayız. Ayrım adamları kılıyken işe karasayız. O işlerine böyle getirdiğimde ısrap diyen yöntemliğin var mıydı? Israf ne miydi? Israf kereli inersege kereliden artışıkça pulsaplaşıdı. Şunu alayım mı? Kereli inersege kereliden artışıkça pulsaplaştı ne miydi? Israfıdı. Kere mi? Bizi toylarımızda bırakken işlerge pulsaplanı yaptı. Kere mi şu inerseler? Kereymez. Yani kadar edemem. İsraf, insan özgü kereli inerse ki aşkıca pul sahiplaşır. Mesela 50 somla kanlı toya duyanmasa 500 som sahiplaşır. Eşi 500 somla inersen yiydi kanlıya. 500 somla kiyim ki işte onu ki 5000 somla kiyer. Lekin 5000 de kiyer özgü kereli. Fakat köp pul sahipla vardı. Cabir razıyallahu anh hudan rivayet kılınken hadis. Yakulu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yubatu kullu abdin ala ma mata aleyhi. İmam Müslim rivayet ediyor. Kişi nimanın üstüde vefat topsa kıyamette şu narsanın üstüde tiriladi. Kişi nimanın üstüde vefat topsa kıyamette şu narsanın üstüde tiriladi. Israpta üstte yaşayıp ölgen bolsangiz israpta üstte tirilasiz. Ulamalar aytadi. Kişi nimanın üstüde tug'ulsa şunun üstüde yaşaydı. Ailede ibadette, ilimde, takvada, Allah'a kulçiliğinde özü gibi üşegen, vacib bilgen ailede tutulsa farzan şunun üstünde yaşaydı. Eğer arzı havas, dünya, garipte taklit kılıç, gayri dinlerce taklit kılıyordukken ailede tutulsa şunun üstünde yaşaydı. Nemen üstünde yaşayan olsa şunun üstünde ölerdi. Nemen üstünde ölgen olsa şunun üstünde kıyamette tırladı. Yani bu kadar vereyim mi? Nimanın üstü tuğulgen bosa adam, şunun üstü yaşaydı. Nimanın üstü yaşayken bosa, şunun üstü öledi. Şimdi nimanın üstü ölgen bosa, kıyamette şunun insanın üstü tırladı. Yaşlar nimanı havaslı yapsalar. Kalbilerde nima var. Kimlerge taklit kılı yapsalar. Kimlerge okşamaksızlar. Şunun insanın üstü ölesiler. Ulamalar yetişedi. Bir adam mı? Bir adam mı? Şekli ve hayatta kılıyken işleri gayri dinlerde okşayken bulsa bu adamın kalbi ham gayri dinlerdeki yerine delalet bu. Kaytaramız. Bir kişi şekli yürüyüş duruşu hayatta kılıyken körünüp duruyen işleri gayri dinlerde okşaykenliği onun kalbi ham gayri dinlerdeki de grup koyanlığı delil değildi. Bizi urf odatlarimizga g'ayri dinlarning odatlarini kirib kelayotganligi va mana shu narsani yaxshi ko'rayotganligi ayrim odamlarda shu odamlarning qalbi g'ayri dinlarning qalbidek bo'lib qolyapti degani. Hushyor bo'laylik. Biz kimni yaxshi ko'ryapmiz? Juda ko'p oyatlarda Alloh taolo isrofdan siz bizni qaytargan. Vala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Isrof qilmanglar, chunki Alloh isrofgarlarni yaxshi ko'rmaydi. Allah Azze ve Celle ana şu infak ihsan kılıçlığı da siz bilen bizge kaysi yol tuğul ikenliğini talim verelim. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى اُنُقِكَ وَلَا تَبْزُدْخَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا Bakıllık bilen kolingizini boyningizge bağlap ham olmayın. İsraf gerçiliği kılıç bilen bütünle yazıp ham yubarmayın. Aks halde malamat ve nadamat yakalasız.
Bir yolu bo'yningga qo'lingni yopishtirib baxil bo'lma, malomat qiladi odamlar. Malomatda qolasan. Bir yolu ochib sochib ham tashlama, nadomatda qolasan. Demak, mana shu ikkalasini o'rtasini tutishlik kerak bo'ladi. İmam-ı Nasoiy va Ibn Moja keltirgan hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat oldilar va har birta amalni 3 martadan takrorladi. Tahoratda 3 martadan takrorladi. So'ngra aytdilar: "Hakazal wudu." Tahorat shunday bo'ladi. "Faman zada an hada faqat asaa va taadda va zolam." Kim shundan oshirib yuborsa yomon ish qildi. Haddan oshibdi, zulm qildi. Nimada oshirib yuborsa Tahoratdagi suvni isrof qilmaslikka buyuryapti payg'ambarimiz. Uch martadan har bitta a'zoni yuvib turib, tahorat shunaqa bo'ladi. Kim shundan oshirsa yomon qildi, haddan oshibdi, zulm qildi. Kalla innal insana la yatgha arra'a hustagna. Dar haqiqat inson o'zini boy, behojat ko'rgach, albatta to'yonga tushar, haddan oshar. Boyga tekanimizdek bir inson bo'ladi. Hayotda ham ko'rasizlar, o'zingizlar aytasizlar, eshitamiz shu narsani. Qara, mana deydi kecha tirishligini zo'r o'tkazib yuruvdi. Alloh ozgina bir davlat berdi qo'liga. Endi nima qilayotgan isrofini qara. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, isrof bilan kim ovora bo'lar ekan? Allohni esdan chiqargan odam isrofga ketadi. Isrofgarlik qilyaptimi? Allohni esdan chiqardi. Ninachi va chumoli qissasini hammamiz bilamiz-a. Yoz bo'lganida, meva-cheva, issiq ham yo'q, yetarli bo'lganda qishni esdan chiqarib qo'ydi, o'ynab yuraverdi. Qish kelardi, qiylanib qoldi, chumoliga bordi. Qiylanib qoldim, esimdan chiqib qoldi, yordam ber, yordam berib qo'ydi. Yoz keldi, yana chumoli ishlab qish ketarganini ko'ryapti, buni ninachi o'ynab kulib yuribdi. Ikkinchi marta yana qish kelganda yordam so'rab keladi, borib qoldi. Birodarlar, bu hayotimizning yozini qishi bor. Bu yoshligimiz ertaga qariligi bor. Bu isrofda ertaga hisob kitobi bor. Allohni huzuriga borganda esimizdan chiqmasin. Summalatus alunna yawma idin anin na'im. So'ngra ana shu kunda albatta hayotda dunyoda sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida mas'ul bo'lasizlar. Mana isrof haqida gapirdik. Biz kutmaymiz ertaga yashab yo'qib ketadi bu isrof. Biz yelkamizdagi vojib bo'lgan omonatni yetkazib qo'ydik. Isrofligini bildi. Isrofligini eshitdi. Uyiga borguncha bo'ldi, isrof qilmayman dedi. Lekin yana qilaverdi. Borib nima bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan va'id bo'lgan hadis bor. Diqqat qilaylik. Diqqat qilaylik. Qola nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslim keltiradi kitoblarda. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Kullu ummati mu'afa. Meni ummatimni hammasini Alloh afv qiladi. Meni ummatimni Alloh hammasini gunohini kechiradi. Illal mujahirin. Faqatgina mujohirlarni kechirmaydi. Ya'ni gunohni, gunohligini bilib turib, uyalmasdan bahrayib turib qila oladiganlardir. Uyalmaydi. Qo'rqmasdan qila oladi, gunohligini bilib turib ham. Demak, gunohni qo'rqmasdan oshkora qilayotgan bandalardan, ummatdan boshqa hamma ummatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechirishligini va'dasini bergan. Isrof 3 kun bo'ladi. Molni isrof qilish, sog'likni isrof qilish hamda umrni isrof qilish. Molni, sog'likni hamda umrni isrof qilishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Termiziy keltirilgan hadis Mu'az ibn Jabal roziyallohu anhu'dan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alana arba'a." Qiyomat kunida banda 4 narsa haqida so'ralmagunicha o'rnidan jilmaydi qadamlari. Birinchi so'raladigan 4 ta narsa shu bo'ladi. An umrihi fima afna. Umrini nimaga sarf qildi? Umrimiz nima bilan o'tyapti, birodarlar? Bir dunyodan chiqib ketayotgan odamni faras qilingda. Bugun ertaga ketadi. Doktor aytdi, o'zi ham sezib turibdi.
dünyadan çıkıp ketyapti. Şu sarflagan 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl ömrünü kaysi kısmiga xursand bo'lib quvonadi ve kaysi kısmiga xijolat bo'lib hayo qiladi. Ömrümüzü nimaga sarflayapmiz? Qaranglar, isrofga sarflamayapmizmi ömrümüzü? Ömrümüz musofir yurtlarda qiyinchilik pul topishlikdan o'tyapti. Maqsad nima? O'sha isrof uchun pul sarflash emasmi? İşanoringlar, bizi aka-ukalarimizni topayotgan puliga bu o'zgulardan ko'tarib kelayotgan mablag'largacha 5 ta 6 ta to'y o'tkazsa bo'ladi. Lekin taassuf, siz bilan bizni qo'limizda bo'lmay qoldi bu narsa. Gapini o'tkaza olmayapti erkaklar. Xafa bo'lmanglar. O'zingizlarga rahminglar kelsin, o'zimizga rahmimiz kelsin bizni. Qachongacha bu sirofga pul sarflaymiz? Yoshligini nima bilan o'tkazdi? Van shababihi fima abla. Yoshlar nima bilan o'tkazyapmiz umrimizni? Qaranglar. Agar mo kesalargacha yoshligini qatar bersa nima qilading desa endi bular bilan nima qilishini? Endi bular bilan nima qilishini? Chunki o'tib ketar ekan. Kalla ham olmay qo'yar ekan. Til ham aylamay qo'yar ekan, oyoq qo'l ham egilmay qo'yar ekan. Yoshligim qaysi o'zim bilardim deydi. Yoshlar umrni isrof qilmanglar. Kompyuter tagida, televizor tagida. Va ammalihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu. Moli haqida so'raladi. Qayerdan oldi? Qayerga sarf qildi? Va an ilmihi mada amila fihi. So'ngra ilmi haqida so'raladi. Nima amal qilding? O'qiyotgan ukalar, akalar, bir ilmdan xabar bor birodarlar. Mana shu o'qigan narsamizga qiyomatda albatta javob beramiz. Alloh taolay aytadi Zumar surasida: "Ey Muhammad, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan, turli gunoh ma'siyat qilish bilan umrini o'tkazgan bandalarimga ayting. Allohning rahmati marhamatidan noumid bo'lmanglar. Albatta Alloh o'zi xohlagan barcha bandalarining gunohini kechirur. Albatta uning o'zingina mehribondir." Zalika bi anna Alloh lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bunga ya'ni bir qavmni boshiga balo kelsa, shu baloni kelishiga sabab Alloh bir qavmga in'om qilgan ne'matini to ular o'zlarini o'zgartirmaguncha Alloh o'zgartiruvchi emasligi bilguvchi ekanligidir. Qaytar beraya. Alloh bir bandaga ne'mat berdi, o'zini o'zgartirib olmasa Alloh ne'matni o'zgartirmaydi. Alloh bir bandaga bir narsani berdi, haddan oshdi, o'zini o'zgartirdi, Alloh taolo ne'matini ham o'zgartirib qo'yadi. Biz qachon bir shaharni halok qilishni istasak, uning boyonlarini o'zimiz yuborgan payg'ambarga itoat etishga buyuramiz. Alloh qaysi bir qavmni vayron qilmoqchi bo'lsa, balo yubormoqchi bo'lsa, payg'ambar yuborar ekan, payg'ambar ularga Allohning hukmini yetkazar ekan. Ular itoatsizlik qilishgach, quloq solishmasa, u shahar aholisi ustiga so'z, azob tushishi vojib muqarrar bo'lar. Bas biz uni vayronaga aylantiramiz. Isrofni nimaligini eshitdik. Tushundik. Dunyo oxiratda halokatga borganligini bildik. Qaysi ishimiz isrof, qaysinisi tabzir bildik. Eshitib turib itoat qilmaydigan bo'lsak, Alloh taolo bu qavm ustiga men balo yuboraman.